Efendim merhaba, haftanın son detay programında birlikteyiz ve bu haftaya yansıyan gelişmeleri şimdi yorumlamaya çalışacağız. Gazeteci dostum Ulaş Barış bizlerle birlikte. Hem Türkiye'de hem ülkemizde bir takım gelişmeler var. Bunları konuşmaya çalışalım. Tabii bu arada Sayın Akıncı az önce Rum liderle görüşmesini noktaladı. Açıklama da yaptı. O açıklama da hazır olunca yayınlayacağız hemen. Onu da söyleyeyim program içerisinde az sonra. Ve onun üzerinden de tabii konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldin Ulaş. Hoş bulduk Aytun. Teşekkürler. Evet. Herhalde bugüne yansıyan önemli gündem maddesi kuşkusuz Türkiye'deki olaylardır. Oradan başlayalım. Ondan sonra dönelim içeri, değişik olsun biraz. Hem vize konusu var aslında. Evet, onu da önce Davutoğlu'nun, Sayın Davutoğlu'nun görevden alınışı mı değilim, istifası mı değilim, evet, onu konuşalım. Sonra da bu vize ve Kıbrıs konusuna dönelim. Şimdi dün bu konu mesela şeyde Euronews'da, ki ciddi bir haber kuruluşudur. Orada Davutoğlu Sivis'ini anlattı, sonra da gitti diye verildi. Evet. Dalga geçildi aslında çünkü. Ama tam da öyle oldu zaten. Şimdi baktığınız başarılarını zaman, anlattı. Anlattı gerçekten de, yani o söylediği şeyleri de yapmıştır yani çoğunu, yani kendine göre başarılı, hı, bir adamdır. Dolayısıyla yani başarılı derken ekonomik falan şeyde ben siyasi olarak tasvir etmiyorum AKP'nin politikalarını. Ama o kendine göre bir başarı. Yani kendi koyduğu hedeflere göre başarılı. Başarılı bir politikacı kendince. Dolayısıyla değil sana şey dedi. Ya gidişim isteğimden değil, zaruridir dedi. Bu çok açıkça, açık şekilde yani Cumhurbaşkanı'nın bir operasyonudur yani. Başka bir açıklaması yoktur bunun. Çünkü durup dururken bir başbakanın bu şekilde seçilmiş bir başbakanın değişmesi, ki dikkat edersen zaten çok ilginç şeyler de oldu aslında. Dünkü yayınlar içerisinde mesela resmi bir açıklama yapılmadan 22 Mayıs'ta AKP Kongresi var denildi. Evet. Ama açıklama yoktu ortada. Sanki de açıklanmış gibi verildi. Davutoğlu bırakıyor denildi. Daha kendisi söylemeden. Tabii geceden çıktıydı şeyler yani zaten. Öyle şeyler vardı, öyle algı oyunları vardı. Ama siyasette, Türkiye siyasetinde jargonda bir gelişmiş olan bir şey vardır. Ki bunu Süleyman Demirel çok söyler. Söylediği zamanında nasıl gelirsen öyle gidersin diye. Davutoğlu da nasıl geldiyse öyle gitti. Evet. Yani aslında budur olan. Yani paraşütle geldi dediler hatta. Gerçi paraşütle gitmedi ama yani gitti sonuçta. Yani Erdoğan getirdiydi zaten. Erdoğan götürdü. Yani dolayısıyla açık bir şekilde bana sorarsanız anayasada hepsi zaten çoktan beri altında Türkiye'de sonra yani o şekilde gelişmeler vardır. Davutoğlu'nun da bu şekilde seçilmiş bir başbakanın bu şekilde yani seçimde kazanmış bir başbakanın ayrıca bu şekilde 6 ay içerisinde görevden alması ve başka bir dizayn ile başka birinin getirilmesi yani ben darbe olarak niteledim yani kendi görüşüm darbedir. Yani bir iç darbedir yani bu yapılan. Muhalefetin tepkisini de görürüm orada tabii ben. Yani CHP'nin, MHP'nin fazla etkili olduğunu düşünmüyorum bu süreç içerisinde. Olacak da değildir. Zaten bir arkadaşımla dün tartışırken bu konuyu çok doğru bir şey söyledi aslında. Türkiye'deki sorun iktidar sorunu değil, muhalefet sorunu değil. Evet. Muhalefet yok. Yaratamıyor. Hakikaten alternatif yaratamıyor. Yoktur. Hakikaten yok yani. Dolayısıyla böyle dizaynlar yapıyorlar işte. Aslında şey, alternatifi konuşuyorduk bir süre önce. Yani işte Abdullah Gül ve onun gibi AKP'nin içerisinde üst düzey noktalara gelip kopma noktasına gelenlerin yaratacağı bir yeni partiden söz edilirdi. Hatta Sayın Davutoğlu'nun ısrarla belki de verdiği mesajlardan biri de oydu dünkü basın toplantısında. Yani AK Parti'de siyasete devam edeceğini aktif olmasa bile yani baktığınızda Cumhurbaşkanı'na bağlılığını işte hukuk saydı yani. Onun için ben yani çıkış yapabilirdi. Yani ben öyle bir şey bekledim aslında açık söyleyeyim size. Belki de yapacaktır diye düşündüm. Çünkü bilin işte o Pelikan dosyası falan onlar çıktı. Bir sürü algı operasyonları vardır. Yani acaba diye bir soru işareti geldi ama çünkü 1,5 saat, 2 saat falan geçti. Açıklama yapılacak diye yapılmadı. Acaba bir şey mi yapılır falan. Çünkü sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanından bahseden gibi. Başbakandır yani bu adam yürütmenin başıdır yani. Ve anayasadaki birinci adamdır yani. Başbakan lideridir Türkiye'nin. Yani tamam yani şimdi Cumhurbaşkanı daha çok sembolik yetkilerle donatılmıştır. Yani istenilen başkanlık sisteminin getirilmesi ve işte o yetkilerin aslında başkana geçirilmesi bir şey yapılmasıdır. O başka bir tartışma konusudur. Başbakanlık sistemi Türkiye'de gelebilir. Olabilir yani. Dünyanın her yerinde olabilir başkanlık sistemi. Bu yani bu değil konu. Konu buradaki politik durumdur yani. Politik duruşlardır aslında. Dolayısıyla yani Davutoğlu gibi bir adamın yani görevden alması, fişini çekmesi ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Mutlaka. Zaten yani, bu ne derler onlar? MKYK toplantısında yetkilerinin zaten alınmasının
Çok şey yetkisi yoktu yani. Hayır yani ama önemli öyle bir rakam. 40 yani, kişinin 32'si galiba. İşte partinin, düşünün şöyle bir şey var. Parti yetkini alıyor sana. Ama sen başbakansın. Yani Türkiye Meclisi'nde, Türkiye Büyük Meclisi'nin başkanısın, yürütmenin başasın yani. Ve seni parti görevden alabiliyor yani. E şimdi nasıl anayasa, nasıl seçim, nasıl şey diye düşünün ondan sonra. Ama bizdeki, şöyle de düşünelim. Bizdeki durum bana benzer. Partinde yetkileri alınmış bir adamın meclisin önünde ya da hükümet başı olması da biraz garip olur. Garip olur tabii ya. Tabii evet. Elbette ki garip olur. Ya partinde desteğin yok. Kendi partin seni istemez de meclisin başındasın yani şeyin, hükümetin başındasın tabii ki. Ama bunlar yani acayip durumlar. Hı hı. Gerçekten bizde de bunlar yaşandı. Yapılmaya çalışıldı daha önce. İçten küçük zamanda yapılmaya çalışıldı. Sonra Özkan Yorgancıoğlu zamanında değiştirildi. Meclisler. Bizim çok ayak altında olur onlar. Ansızdan parti kurulur falan yani filan. Yani bizdeki tartışmalar gibi yani. Demek istedim. Yani bir partinin MYK'sı mı yönelir ülkeyi filan. İşte orada da öyle bir durum ortaya çıktı. Yani nasıl şey, gelirse öyle gitti yani. Şey bu yorumunu yaptım. Ben dün dedim yandık şimdi tamam hala daha 22'sine kadar sonuçta başbakandır. Kabinede durur ama bizim ekonomik protokolü vardı. Gideceklerdi. Geçen hafta hadi bu haftaya kaldıydı. Şimdi bu karışıklığın içinde kim gelin sizinle görüşeyim diyecek ya da bir şey aldı beni. Kaygı aldı. Ya birini bulup görüşürler, imzalarlar, o sorun değil. İmzalayabilir miyim? Çünkü hükümetler arası şeydir. Yapılabilir sonuçta yani. Çok onu bir punduna getirip yapalar. Belki de bu hafta sonu gidiyor işte zaten Sayın Başbakan Yardımcısı Türkiye'ye. Gerçi resmi bir ziyaret değilmiş ama. Evet, Sayın Başbakan. Yani şimdi Ankara'nın protokolü imzalayıp gelirlerse yani şaşar mısın buna? Yok. Ben şaşmam. Yani onun için olacak yani böyle şeyler. O imzalanacaktır zaten ya. Şeyi merak ediyorum. Benim esas merak ettiğim konu Tuğrul Türkeş'in durumudur. Yani biliyorsun işte Türkeş'in hem Kıbrıslı hem şehrimiz olması hem işte o da her gelinde söyler zaten. Son bu hükümetin üzerindeki işte kurgu üzerindeki etkisi yani Serdar Nektaş'la dostluğu dolayısıyla benim daha önce işte DP'yi çizdiler, üstünü çizdiler falan tartışmalar vardı ya. Acaba diyorum yani Tuğrul Türkeş devam etmezse görevine ne olur yani buradaki hükümetin durumu ne olacak? Oradan o noktaya bakarım ben onu düşünüyorum. Tabii eder mi etmez mi onu bilmiyoruz. Göreceğiz. Yani. Göreceğiz. Çok fazla yani Türkiye kamuoyu çok büyük değişiklikleri beklemiyor kabineden. Çünkü zaten bu kabineyi de Sayın Erdoğan oluşturduydu. Yani dolayısıyla 20 ayda bir değişiklik yapmaz herhalde. Ama işte Türkeş'in Davutoğlu'nun şeyinden geldiği falan çünkü bilin işte. Ama mesela ben şeye şaştım. Numan Kurtuluş mesela. Yani Tayyip Erdoğan getirdi partiye. Aksın mesela Pelikan dosyası dediğimiz şeyde Pelikan belgesinde Numan Kurtuluş'un ihanet ettiği iddia edilir mesela şimdi. Nasıl yani? Bir gariplik var, bir çelişkiler var orada. Yani bir bizim bilmediğimiz bir oyunlar döner herhalde. İlginç bir süreçtir yani Türkiye'de yaşanan şu an. Kritik de aynı zamanda. Yani Sayın Davutoğlu çıkıp da deseydi ben bırakmıyorum görevi. Yani kaos çıkacaktı herhalde. Kaos olurdu yani. Sonuçta anayasal olarak bırakmayabilir yani. Başbakanlar adam. Dün bu konular tartışıldık. Hayır, yani. Şey de yapsaydı gene daha büyük tartışma olacaktı. Yani giderken uzlaşırcı bir şekilde gitmeseydi ve aday olsa kavga aday şeklinde aday deseydi. Olma noktasına gelseydi parti içerisindeki o zaman bölünme olacaktı. Bölünmeler herhalde. Yaşanabilirdi. Birincisi zaten AK Parti zaten sonuçta bölünerek kurulmuş bir partidir yani işte Refah Partisi'nden çıkan yeni ilişkilerin grubudur yani. Evet. Ortaya çıkan da Saadet miydi bilmiyorum. Değiştiydi onlar. Fazilet Saadet hangisiydi? İşte bir tanesinden. Çok kapandı. O dönem kapandı açıldı. Sonuçta AKP de kapatılıyordu. Baktığında. Durum böyle. Dönüp dolaşıyor işte siyasi yasaklıydı bir zamanlar Sayın Erdoğan'da. Şimdi bambaşka bir pozisyon var. Vize konusu esas çok önemli. Bizim konumuz aslında esas konumuz odur burada. Bu tartışmalarda bu da yapıyoruz. Ben de yarınki yazdım köşe yazdım aslında onunla ilgili yazdım ama Sayın Akıncı'nın açıklaması, dünkü açıklaması üzerine yazdım aslında. Sayın Akıncı'nın açıklaması aslında çok manidardır. Şimdi bu konu ortaya çıktığı zaman benim de dahil olduğum bir grup gazeteci ve bir grup işte arkadaşımız gerek sosyal medya gerek basın üzerinde bunun tanınma anlamına geldiğini iddia ettik biz. Bir grup arkadaş da çıkıp çok fazla tarih bilgi ve sosyal ve siyaset bilgileri oldukları için bize cahillik basarak o arkadaşlar. Çok bilirler onlar çünkü bu konuları. Onlar cahillik bastılar bize. Ama yani ben bu ertesi gün tekrardan yazdım ve dedim ki bu yani istediğiniz kadar konuşun. Bu bir tanınmadır. Aslında bu tanınma burada olmadı. Çoktan beri tanınmadır. Yani 60 anlaşmalarından beri olan bir tanımadan bahsederek aslında bakarsak yani. Çünkü garanti ve ittifak anlaşmalarının durumu bellidir. Türkiye'nin durumu da bellidir. Yani neyin tanınması, neyin tanınmaması kavgasını yaparız biz.
Sayın Akıncı'da neydi? Kak ateşinin tanınmasının gereklerini yerine getirmiyor Türkiye dedi. Diğer tarafı da tanınmamanın gereklerini getirmiyor dedi. Daha önce söyledi bunu Sayın Akıncı. Söyledi. Sayın Başbakan çıkıp ne dedi? Elçilik açması lazım gerekir dedi. Tamam elçilik bizde var. Biz ama maç yapamıyoruz. O yanda da elçilik yok. Onda da maç yapalım. Bir gariplik var burada yani. Ya diplomatik ama ne bir yani? Defakto şey durum. Yani, defakto atalım mı? Hem tanır hem tanımaz. Gözüm Sayın Akıncı'nın söylediği çok doğrudur. Hem tanır hem tanımaz yani. Ama bak şöyle bir şey var. Bizim birçok tezimiz çöktü artık. Yani Kıbrıs Türk tarafının Türk tezleri dediğimiz tezler. Efendim Rum bizi bir gecede kesecek mesela. Söylediler ya. Nasıl şimdi bu sana düşmanlığı mı emin ya? Şimdi elini kolunu sallayarak Türkiye'liler o tarafa gidecek. Onlar da elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gidecekler. Bu ikisi düşman değil miydi? Demek ki düşman değillermiş. Zaten olmasınlar da. Düşman olmasını isteyen biri yok zaten. Evet böyle bu normalleş. Ben destekliyorum onu söyleyeyim. Ayrıca yani bunları söylememin sebebi aman biz şey olduk, o olduk, bu olduk değil. Çok ben doğru olarak görüyorum. Normalleşmeye çok ihtiyacımız olan bir şeydir. Ama onlar normalleşirken biz anormalleşiyoruz. Yani. Biz arada kalıyoruz. Biz neredeyiz yani bu durumun içerisinde? Ha devre dışı mevredesi tartışmaları da ben şey yapmıyorum. Yani mesela işte dün Sayın Akıncı Aras ve işte Sayın Özer Seyda devre dışı açıklaması yaptı. Sayın Akıncı cevap niteliğinde bir açıklama yaptı ama devre dışı konusu aslına bakarsan Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti bu konuyu Güney Kıbrıs ya da parantez içinde bu işi artık tartışacaksa o zaman Kıbrıs üzere hiç düşmez demektir. Ama bir yandan da bu adadaki çözümü yani yapacaksak eğer olacaksa yani Kıbrıs Türkler bir tarafıdır yani bu işin. Bizim için de olmamız lazım gerekir bu resmin. Ama bu normalleşmeler tamam Kıbrıs sürecine bir yandan zarar verebilir, bir yandan da iğme kazandırabilir, motivasyon kazandırabilir. Sonuç olarak iş artık arman çorman karman bir şeye dönüştü yani. Resmen çorbaya dönüştü. Bu mantıksızlıklar, bu anlam kaymaları yani tanır ama tanırmış gibi görünür. Gözü bir yerden ısırırız filan. Bunlar yani yarın limanlarda açacak ne olacak o zaman ne diyecek? Tanımaz. Ne yapsın yani daha tanıması için? Futbol maçı yapar, görüşür. Yok limanları aşmasın. Limanları da açsın. Zaten tamam. Ankara Ek Protokolü'nün uygulanması demektir. Bu da tanınma demektir. Yani tamam. Bu yani bir tek yani diplomatik gitti bayrağı yanında gezdi geçti önden onlar da alkışladı. Yapmadılar mı onu yani? Onlar da o tarafta yaptılar. Yani neyi tartışırız biz daha? Ben onu çözemiyorum. Biz hala daha abuk sabuk şeyleri tartışırız. Algı operasyonları içerisinde devam ediyor durumumuz. Bence Kıbrıs sorunu nihayetine ermelidir zaten. Yani yok 2006'da erecek işte. Ersin yani ermelidir. Yani Kıbrıs sorunu demiş ortada olmasın artık. Yani. Ne olacaksa olsun yani bu iş. Açıkçası bu yani. Madem düşman değil kimse birbirine, herkes normal yaşıyor. O zaman hepimiz normalleşelim arkadaş birbirine. Yani olsun bitsin artık gene bu iş. Artık görüşmeyelim yani bu ikili görüşmeler, müzakereler, mayın, kapı, mapı. Ama bir sürü şeyde anlaşamadık. Usandık, daha bıktık. Yani bugün bak Sayın Özgür Gün'ün bir açıklaması var aslında. Eski Şahin Özgür Gün'e baktığımız zaman çok böyle güzel bir yerden gelmiş yani. Diyor ki yani eğer Rumlar isteseydi bugün anlaşma yapardık. Biz o kadar çok istiyoruz ki biz tamamık yani. Hemen bugün yapardık bu anlaşmayı. Şimdi onun ağzından bunları duymak aslında bir eksen, bir politika değişikliğinde göstergesi gibi geliyor bana. En azından zaten hükümet kurulduğunda biliyorsun işte bir sürü açıklamalar yapıldı. Sayın Akıncı'yı destekleyecek, Sayın Akıncı'nın politikalarına ters bir şey yapmayacak falan. Herhalde bir sözler verilmiş ve ona göre bir politika yürütülüyor. Önemlidir. Bu açıklamalar önemlidir benim açımdan. Ben öyle düşünüyorum beni. Ama şablonda herkes destek verir ya. İki toplumlu, iki kesimli, federal devlet ama işte bir ama gelir. İşte ama içinde ama. İşte bir sürü şey var. Onun. Yani i̇şte bu amalar gelince işin içerisine. Ya sonuçta ne kadar daha dışarıda kalacakken, oyunun dışında kalacakken kalmayacak artık bence. Yani kalmamamız gerekir. Daha sonra bu statükonun sürdürülebilirliği çoktan bitmiştir yani. Bitti yani. Rum tarafının içinde bitmiştir yani. Rum tarafının tezleri de bitmiştir. Hani Rum tarafı bağırır işgalci işgalci Türkiye değil mi? Şimdi nasıl olacak? İşte Papadopoulos çıktı biliyorsun. Nikos Papadopoulos. Aşırı sağcı. Diyor ki 80 milyon lira Türk diyor gelecek. Şimdi onun fikri o. Evet. Hükümeti Avrupa Komisyonu'nda kararı uygulamak zorundadır. Kararı da alacak. 72 kriterde Türkiye tamamlarsa bunu onaylayacak. Ve elini kolunu sallayarak onun işgalci dediği adam gidecek kendine. Nasıl olacak bu iş? Bütün o tezler, bütün o konuştuğumuz meseleler çöker demektir yani. Artık onların anlamı kalmadı. Zaten neyin anlamı kaldı baktığında? Gerçekten yani. Bunları şey olsun diye söylemiyorum ama karşılıklı iki tarafın tezleri ve bu statükonun durumu artık sürdürülebilirlikten çıkmıştır. Başka bir dizayn yapacak demek ki. Ama ne? İşte o dizaynın ne olacağını İşte burada çözemiyoruz. Kafalardaki federasyon diyoruz biz tabii. Kafalardaki duvarlar da çok önemli. Mesela aynen Papadopoulos'un düşündüğü gibi. Gerçi bugün Kasulis de yanıt verdi ona. Tabii kavga çıktı orada çok fena. Tartışmalar büyüdü. Ama o ruh haline sahip ne kadar insan var?
bu kafalardaki duvar nasıl yıkılabilir herhalde birazcık deşmemiz lazım. Yani tabii bu ya. Korku şu 80 milyon gelecek güneye zaten mümkün değil de kasulist dedi bunlar yani gelip yerleşmeyecek ya buraya. Tabii ya öyle gelecek, bir şey yok. Tatil amaçlı vesaire yani. Hayır işte yani onun o jargonu, o siyasi jargonu içerisindeki konuşmaları, o düşman yarattığı, o düşman algısı vardır ya işte Rum tarafında bilin eğitim sistemleri de onların bu şekilde dizayn edilmiştir maalesef yani. Bizim eğitim sistemimiz onlardan daha iyi durumdadır yani bu halde olmasına rağmen bu konuda özellikle tarih kitapları konusunda özellikle daha fazla. Dolayısıyla o korkular, o yarattıkları, o canavarlar, manavarlar yani şimdi nasıl olacak bu iş? Ona döndü yani. Dolayısıyla dediğim gibi sana hem Rum tarafının hem de Türk tarafının tezleri bu konularda yani yıkıldı yani bana sorarsan. Artık yani şey iddialı konuşmak istemiyorum ama yani Kıbrıs sorununun sona ermesi noktalarına geliyoruz gibi geliyor. Şimdi tam da bu noktada işte benim de aklımda vardı. Sevgili Mustafa da yorum yapmış bize. Hemen aktarayım. Eksiklerimiz nedir? Olası bir birleşmede adaptasyon nasıl olacak? Yani yetersiz miyiz? Bu çağı nasıl yakalayacak? Ganimet ruhu nasıl yok olur? Onları da konuşun, konuşalım. Ganimet, ne kadar hazırız bir daha o da var. Hazır olmadığımız kesindir ya. Yani elbette ki yani elimizi taşın altına koymamız lazım belki. Açıkçası bu yani. Şu konuda da mesela bu ekonomik protokol konusunda yok ki desteklerim. Tartışıyoruz yani biz bunları işte liman özelleştirmesidir bilmem nedir olur. Bunların aynı. Yani aşağı yukarı aynı benzerliğini. Aynı kafadır çünkü neoliberal politika dediğimiz kafa aynı kafadır. Rum tarafına gelip bastırdı Troika yani. Tamam. Yapmadı mı bunu? Yaptı. Yapıyor. Şimdi biz AB'ye girdiğimiz zaman aynı şekilde ki politikalar bize de gelecek yani. Bunu bilelim. Hı hı. Biz bir yandan çözüm ve Avrupa Birliği derken bir yandan da bunlarla karşılaşacak ama benim kendime göre çıkış noktam şudur. AB içerisine gelirsek biz eğer ben kendimi sol görüşlü bir insan olarak görürüm. Mücadelemi orada yaparım. Bu daha fazla, daha global bir sol mücadele demektir benim için. Ben onu düşünürüm. Yani ben çünkü eleştiri gelir mesela bizim gibi, benim gibiler özellikle. AB bir şey örgüttür. Efendime söyleyeyim kapitalist bir örgüttür, emperyalist bir örgüttür. Sen solcu olarak nasıl istedin bunu? Var bizim. Hı hı. Çok büyük bir, burada çok büyük solcular vardır. Sadece onlar da solcu olan sen değilsin. Onların dediği Tanrı'nın kelamıdır. Ağzını açarsan yakalar seni. Böyle bir durum vardır solcular arasında. Dolayısıyla benim düşüncem sistemimizi bir şekilde AB içerisine angaje edersek o mücadelemizi, sınıf mücadelemizi orada daha rahat, daha güzel şartlar altında, daha insan haklarına uygun, daha uluslararası hukuka uygun yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, bunu söylüyorum devamlı. Bir de tabii bu şey de var. Yani bu özelleştirmeler, şunlar bunlar AB çatısı altındaki bir devlet örgütlenmesiyle yaparsak başka olur. E tabii ya. Şimdi kendi kendimizdeki yaptığımız var örnek olarak. Bizim şimdiki vahşi kapitalizm. Elimizi, yüzümüzü, gözümüze bulaştırdık. Vahşi kapitalizm burada. İşte Ercan örneğini görüyorsunuz. Ercan'la ilgili tartışmalar vardır mesela. Evet. Satılacağı, matılacağı yönünde. Daha önce, 2 sene önce çıktıydı bu tartışmalar. Yani bilin işte 2010, işte bugün Hüseyin Ekmekçi de yazdı aslında. Hüseyin'in o yazısı güzel bir yazıydı bugün. Hüseyin mesela diyor ki yani 2017'nin başında satılabilir çünkü devlete katkı parası ödeyecek ya. Hı hı. Dolayısıyla işi de çevirebilirler der mesela. Yaptığımız özelleştirme aslında bu. Su özelleştirmesinde de bu durum vardır aslında. İşte şeyler çıkıyor ortaya. İşte 5 lira olacak, 7 lira olacak, 3 lira olacak. Yani o fiyat da belli değil daha. Yani bizim maksimum en pahalı suyumuz 3,5 lira tonuyken işte 5,5-6 liraya varacak bir fiyat. Ama şimdi baktığımız zaman özel bir şirketten bahsederek kardeş yani özeldir. Özel bir adam kar amacı güden bir şirket. Yani bunun yani yanlış bir tarafı yoktur söyleyeyim sana. Özel bir şirket gelir. Ne yapmayın işin gelir. Kamu yararına gelmez. Özelleştirin. O da sağ suyu satar. Parasını kazanır. Bizim çok büyük solcu hükümetimiz yaptı bunları değil mi ya? Ne solculuk? Hangi solculuktan bahsederek ben onu bilmiyorum. Ben. Bu memlekette bu sistem altında böyle şeyler zor oluyor. Yani bunu bilelim. Buna sağ sol diye de bakmıyorum. Öyle artık. Ama yani. Yani bu memlekette suya ihtiyaç var. Var ya. Suyu kullan. Suya kim hayır suyu diyebilir? Kullanacaksın. Gelen suyu kullanacaksın. Yani. Suya kim hayır diyebilir zaten. Yani bizi 3,5'a sızarak da 3,5'dan 5'e çıkacak. Çıkacak çünkü gelen su zaten kaliteli sudur. 24 saat çeşmen ne akacak olan sudur. Abi aksın zaten. Ben akmasın demiyorum. Bana sadece. Maliyeti de ödenecek. Bana benim sadece tamam. Benim bu tartışmalardaki tamam şeyim. Kendime karşı çıkması sebebi bizim kendi ulusal kaynaklarımıza yani kendi ülkemizin kaynaklarına bir şirketin el konması durumudur. Bu madde içerisinde vardır. Nerede kadar yoktur derlerse de vardır. Ben ona karşıyım. Şirket kendi suyunu getirebilir. Der ki sana Aytu kaç para? İstirme olmuşsun. Kaç para abi? 5 lira. Tamam, al paranı ver bana suyu.
Hayır, ben istemem, kuyudan çıkaracağım. Tuzlu su içeceğim. O da benim seveceğimdir ya. İstersem öyle yapacağım beni. Sen beni bunu benim elimden alamam. Sen bir, böyle bir suyu, böyle bir hayati bir şeyi bir tekele veremem. Biz Kıbrıs olarak, Kakadaş olarak özel tekel yapan ilk dünya ülkesi olduk gene. Zaten biz nevi şahsına münasip bir ülkeyiz. Bunu da yaptık gene. E şimdi bunu söylediğin zaman yok özelleştirme değildir. Ya özelleştirmedir. Yani eski hükümetin bir bakanı, ismi lazım değildir. Senin dedi söylediğine katılıyorum. Çok güzel, nefis bir özelleştirme yaptık biz dedi. Adam söyledi. Yani hepsine katılıyorum, hepsi de doğrudur dedi. Bakanlar kurulunda bir adamdan bahsederek. E ne el kaldırdı o zaman? El kaldırdı. İşte. Parti disiplini. Anlarım. Musa Akıncı'nın açıklaması 2,5 dakikaymış. Hemen bir verelim. Bugünkü görüşmede neler vardı? Onu verelim. Sonra devam edelim konuşmaya. Evet değerli arkadaşlar. Bugün yaptığımız görüşmeyle Mayıs ayının ilk toplantısını gerçekleştirmiş olduk. Ay sonuna doğru 27'sinde yeniden bir araya geleceğiz. Bu arada müzakerecilerimiz tabii daha sıklıkla buluşacaklar. Yararlı bir çalışma süreci içinde olduğumuzu söylemek isterim. Karşılıklı anlayışlar daha fazla gelişiyor. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Ve ortaya koyduğumuz hedef doğrultusunda Kıbrıs'ta iki tarafın da yararlarını dikkate alan, her iki toplumun da hassasiyetlerine dikkat eden iki kesimli, iki toplumlu bir federal yapıyı oluşturabilme yönünde ilerliyoruz. Evet, sıkıntılar, çözüm bekleyen farklılıklar yok mudur? Elbette vardır. Her şey bitmiş değildir. Ancak mesafe alınmaktadır. Ve ümit ederim ki diğer tarafın da seslendirmekte olduğu gibi 2016 yılını bir çözüm yılı haline getirebilelim. Ve tüm tarafların ve bölgemizin kazançlı çıkacağı yeni bir durumu el birliğiyle yaratabilelim. Bunun için önümüzde yeterli zaman dilimi vardır. İstek vardır, kararlılık vardır. Bu yönde devam ettiğimiz takdirde bu olumlu sonuca ulaşmamız elbette mümkün olabilecektir. Bu ruh haliyle döndüm bugünkü müzakerelerden. Temennim bunun sonuna kadar böyle devam etmesi ve olumlu bir sonuca bizi ulaştırmasıdır. Söyleyebileceğim bu. Soru yoksa bu kadar. Peki, teşekkürler. Evet, Sayın Akıncı'yı dinledik. Birazcık şeydi galiba. Biraz sinirli, morali öyle, bozuk gibi. Öyle geldi bana da. Yani. Canını sıktılar herhalde. Ama gene aynı açıklamalar. Aynı açıklamalar. Değişen aynı bir şey yok. Farklı bir durum yok. 27 Mayıs'ta görüşeceğini söylüyor. Bu arada Sayın Anastasiadis 23 Mayıs'ta Türkiye'ye gidiyor biliyorsun, İstanbul'a. Abi nedir? Akit. BM zirvesi yok. Bir şey, unuttum şimdi tam ismini. Fakirlikle ilgili bir forum var. Fakirlik forumunda konuşacak galiba. Büyük bir ihtimalle görüşme falan da yapar herhalde orada. Mutlaka yani gerçi, resmi olmasa bile. Gerçi tam da şeyin üzerine geliyor tabii. Bir de aynı güne 22 Mayıs'ta seçimler var güneyde. Evet. 22 Mayıs'ta AKP kongresi var. Kongresi var. Gerçi güneydeki seçimlerin sonucu az çok belli yani. DC'nin. Yani DC'yle şey. Hele de bu vize kararından sonra. Daha da oyları arttırdığı falan. Yani işte 3-4 puan farkları var zannedersem. Yani Son araştırma öyleydi. 3-4 puan ama zannedersem daha da fazla olacak. Öyle gelir bana. Yani %38-39 lira faracak herhalde DC. AKP 29-30 oralarda görülür. Çünkü diğer partiler yani elem belem girmez mesela. Yani DICO da düşüşte. Bu şey Vatandaşlar İttifakı. O da o yükselişte yani, 8-9 lirada falan da o da. Yani normalde 4 lirada 5 liradaydı galiba o. Hı. O biraz yükselmiş. Lilikas. O da.
Tehlikelidir. Tehlikeli. Tabii. Tabii ya yani. Elam girmesin tabii ki. Yani. Ama Elam'dan farklı değil yani Lilik Assa. Elam'ın temsilcisi olur yani şeyde. O kadar değilse bile hani o Elam dibelik. Fikirleri benzer şimdi. Çok. Zaten onlar zaten girsinler. Bu arada onların tabii rekor katılım oldu şeye. Milletvekili seçim beni bu arada. Evet. 56. Herhalde sanırım. Ekonomik şey görür. Kazanç bu ekonomik krize iyidir. Bizim gibi oldular aşam onlarda. Bizde de zaten. Yoksa öyle gidiler aşam onlarda bizim gibiydi de. Bizde zaten artık. Gerçi bizim son 10 yılda şeyimiz de değişti. Yani milletvekili olma noktamız. Milletvekili olayım da bakan olayım. Yani eskiden milletvekili olayımdı. Daha iyi kazanayım. Şimdi bakanlık. İlle bakan olacağım şimdi. Bakan olmazsam da kavga çıkarırım. Bir şekilde kopar gider geri gelirim. Gene alırım makamı. Kaç kez? Şöyle bir tanesi yazdıydı. 40 hükümette, 39 hükümet yaptık biz şimdi. 39. 40. Kaç bakan? Unutma. İnanılmaz bir rakam söylediler. Yani binden alın bir rakam. Olabilir. Yani. Normaldir. Bu adamlar hepsi şimdi ödenir değil mi? Şeyden emeklilik, bakanlık maaşı alırlar. Emeklilik. Şeye göre değişir o. Bareme göre. Nereye göre? Şimdi devletten gelmezsen. Hı-hı. Örneğin şimdi kim var? Raşit Berter mesela. Mesela devlette çalışmadı. Düşük olur onların maaşları. Onların maaşı düşüktür. Mesela Sayın Talat'ın düşüktür. O da devletten gelmedi çünkü. Tabii. Ama o Cumhurbaşkanlığı da yaptı. Sonradan yükseldi yani. Cumhurbaşkanlığıyla beraber eğer şey ettiyse. Ondan da alır belki de. Çünkü en güzeli şeydir. Öğretmensen mesela memur 10 yıldır 20 yıldır. Hı-hı. Girdim şeye milletvekili oldum. Tamamdır bizdeki sisteme göre. Şeye, o bareme gelin şimdi milletvekili şeyinde emekliliğini de oradan. Ya öğretmen bir yıl bile yetişir. Meclise kaç tane öğretmen var? Ben çok yok. Bakanlar arasında yoktur değil mi öğretmen fazla? Var iki tane var. Kim var? Biraz hem şey Kemal Dürüst. Kemal Dürüst bakan şey doğru. Hem de şey Nazım Çavuşoğlu. O da öğretmen bravo. Ama o kadar yani, unuttuk ki artık öğretmen. Evet öğretmen oldun. Öğretmen olduğunu unuttuk şeyin Nazım Çavuşoğlu'nun doğrudur ama o da öğretmen. Öğretmen de doğru bravo. İskele bölgesinin önemli öğretmenlerinden biriydi. Ama zaten burada daha çok şeydir önemli olan. Yani nöbetçi bakan gibidir onlar. Öyle yani her dönem bir bakanlık olur. Farklı bakanlıklarda olur. Başka isimler atanmasa bile onlar ilginçtir yani. Kemal Dürüst üçüncü. Zannederim Nazım Çavuşoğlu dördüncü çeşit bakanlığıdır. Nazım Çavuşoğlu eğitim bakanı yaptı hatırlarım ben. Eğitim tarım. İçişleri. Tarımı daha önce de yaptıydı. İçişleri yaptı. İşte bu dördüncü tarımdır gene. Ben artık yemin ederim ben bakanlar kurulu listesini bilmem. Geçen gün Sağlık Bakanı sordular bana söyleyemedim. Hangisiydi yani? Faizli şimdi oğlumla geçen gün konuşuruk böyle meraklıdır isimleri öğrenmeye çalışır. İşte başbakan dedi Ömer Galyoncu. Yok dedim o değişti. Daha yeni öğrendiydim dedi zaten onu da. Dedim bunu öğreneceksin artık. Eğitim Bakanlığı falan hiç tutamadı aklında. 19 yaşında oluyor. Tutamaz. Yani biz hiç tutamayız. Sınava çocuklara sorsa yanlış cevap verecekler vallahi. Biz de tutamıyoruz. Kimseye de eleştiremem yanlış cevap verirse. Şeyde sorulur herhalde bunlar bu kamu sınavlarında. Okullarda da sorulur. Bizim çocuklara sorarlar yani. Arkadaşlar başbakanlık kimdir falan diye sorarlar. Ben yani çocukların içinde gördüm beni. Yani ilkokulda sorulur. Yanıltıcı sorucuklar var ya böyle. Onlardandır artık bunlar. Basit soru değil yani. Yanıltıcı özelliği olan sorulardır. Belli olmaz. İyi hafıza gerektirir. Belli olmaz. Başbakan Kalyoncu dedi, o da çıktı dün. Epey eleştiri, ağır eleştiri. Aynı şeyler söyledi. Ağır eleştiri yaptı ama yani. Giderken söylediklerini gene söyledi. Son gün giderken gideceğinin belli olduktan sonraki söylentilerde yalnız onda söylemelerde. Yani ilk kendi çok fazla zaten söylemedi. Zaten kötü olan o değil miydi? Yani düne kadar garda çıktınız. Bir günden sonra bunlar öyleydi, bunlar böyleydi, bunlar şöyleydi. Yani bence her konuştuğumuzda biraz daha böyle İriti oluyoruz siyasetten. Aynen öyle. Aynen öyle. Hiç çözülmeyen sorunlar. İşte bak bugün senin gazetenin manşetindeki gibi mesela. Diyalog gazetesinin manşeti. Yüzlerce defa manşet yapılabilecek konulardır bunlar. Yüzlerce defa daha manşet olacak mesela bu konu. Bu taş ocaklar konusu. Ve işin fena tarafı. Bak ben bir şey daha söyleyeyim. Hep aynı taş ocakların resimlerini çekerler. Gazetelere kollar. Şey odur ya. Yok bir iki gelsinler bence şey böyle alsınlar. Tamam Boğaz'dan biraz şeye Omurfa'ya doğru gitsinler bir istersen de. Ciddi ciddi davet bunun yeri de çok kötü. Ya Ercan'dan çıkar düşünsen yani turistlerin de kullandığı. Bu konuyu düşündüm bak bu konuyu yemin ederim düşündüm. Nasıl düşündüm bilmiyorsan o her zamanki o taş ocağını yani o ortadaki şey. Hadi ortada bir gayadır. Dağın içinde diye bir ortada bir gayadır. Hadi onu attık bak anladım diyorum beni. Diğer tarafa git. Barajın üstüne bak mesela. Geçiköy Barajı'nın üst tarafına.
çok çirkin bir şekilde böyle sanki soktu indi. Bir daha böyle söktü. Biraz daha git Alemdağ taraflarına. Yakında şey çökerse şaşma. Sentralon şey var ya bizim. Hmm. Nedir? Anten. Ansızın hepsi yıkılabilir. Şöyle öyle bir enteresan şekilde delindi o da. Acaba tüneli oradan yapacaklar. Öyle düşünmese değil mi? Yani oradan hazır gazmışlar kanı yani gazsınlar, tünel yapsınlar. Artık yani gerçekten görünüyor. Yani o taraf görünüyor ha. Korkunç bir manzara yani ve biz işte buna bir şey diyebiliyor muyuz bunlara? Değişiyor mu bunlar? Değişmiyor. İşte bunları neden değiştiremiyoruzdur aslında en çok şeyden soru canımızı sıkan. Ya bu konu. Kadar kamuoyu baskısı var, bu kadar halk baskısı var, bu kadar medya basın yazdı. Bir hükümetin bunu güle oynaya bunları durdurması lazım gerekmez mi? Halk arkasında halk desteği arkasında değil mi? Yani bugün dese tamamı atıyorum. Başbakan çıktı dese hadi eylem yapmaya gidiyoruz şeye. Nedir ismi? Taş Ocakları. 50 bin kişi gelecek belki de. Hayır en azından şu devri. Taş Ocakları bu şeylerde ilgili tarihlerde vererek kapatıyorum. Herkes, bir tane kalacak diyecek. Mesela bir insan eleştirmez sahipleri dışında. Herkes alkışlayacak kendini herkes. Bunun olmasını bilinmesine rağmen neden yapamıyor bu? Kimler bu işten çıkar kazanıyor arkadaş? Kimdir bu çıkar yapan bu işlerden? Bu dağı patladıp bulaşları satanlar kimlerdir? Sonra olur o zaman değil mi? Yani ülkenin ihtiyacı kadar çıkmasına kimse itiraz etmez. Ama biz çıkarık bunu döner satarık güneye de. Yeşil hattan. Nasıl iştir bu? Söyle nasıl iştir yani bunu? Bunun ülkedeki ihtiyaca göre sadece çıkması düzgün bir şekilde yeterlidir. Onu sağla devlet olarak. Gerisini de kapat abi. Almıyor işte. Kapat. Ne yani zaman zaman yapar şey. Liman mı? Limanı ne yaptık? Bir tane var liman da. Gözümüzün bebeği. Turizmin merkezi. O lağım kokusundan gidemem. Yürüyemem. Tam o limanın durumu şeye benzer. Mesela Kakadeşler'in durumuna benzer. Yani prototip olarak. Bir liman üzerinde yahu 5 ayrı kurumun, 6 tane kurumun yetkisi var. Evet. Belediye, kaymakamlık, eski eserler. Ne bileyim ben İçişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Liman Müdürlüğü. Bu nedir ya? Yani şimdi bunu bir düzenleme yapıp da bir arkadaş alın siz bunu. Sizin ukdenizdir artık bu. Vergeni belediyeye atıyorum. Belediye bu işin temizliğinden, düzeninden, osundan, busundan sorumlu. Bir kişi. Yok belediye yol karayolları dairesinin gale anıtlar kurumunun deniz limanlar dairesinin böyle bir şey olabilir mi ya? Ondan sonra şey yıkıldığı zaman işte o Alemler'den mesela da şey çemen direkt şu yıkılıyordu o da yollar mollar. Gene belediye başkanı gitti asfalt döktü üstüne. Hiç kimse sormadan. Adamı kanatılar. Yok hiç kanatılar. Ben vallahi tebrik ettim yani. Ya tebrik etmedim ama yani adam ben... Bir sene bekledi. Evet. Bir sene ya gelin yapın buraya gelin yapın yok. Gitti döktü. Döktü. İyi etti. Ondan sonra da dedik kakalayıcı da böyle olur. Ya o yıkılıyordu yıkılsa mıydı yani şimdi mesela. İşte onu da diyemiyoruz ama mesela. Diyemedik onunla. Konuşamadık. Yani alkışlayamadık adamı. Çoğu alkışlayamadı. Asfalt mı dökülür ya tarih eserinin içinde falan olduk. Ama bıraksaydı kendini. Bugün orada yarılacağı da ortayadan herhalde. Bir şey olacaktı değil. Yapayım. Niçin mesela bunları neden yani yapamayık? Hadi yok, bunda siyasi, anlarım. Hadi bunda mesela diyelim ki her siyasi partiden içinde insanlar var, finanse eder. Daha işte dokandırtmaz diyelim. İşte bu gibi konular işte siyasi iradesizlik her tarafa sirayet eder yani. Ama irade yok siyasi irade limanı çözememe konusunu ne bunun bir iş dünyasıyla bağlantısı var ne bir şey herkes oranın. İllaki vardır ama söyleyeyim sana. İllaki bir yani dediğin... şöyle olabilir. Orada benim bildiğim en büyük sorun balıkçı tekneleriyle yat tekneleri o mu olacak kavgası var orada bir. Onun için zaten abuk subuk yeni yerler üredilir içinde şeyin limanın daha fazla bağlansın diye. Tabii bunlar siyasi irade ister. Yani vuracaksın elinin tersine iteceksin. O normal çanak pozisyonunu alacak liman. Doldu çünkü limanın içi abuk subuk bir şekilde. Doldu pista. Pista. Gerçekten kokar da yani. Ya çok düzenlemesi var. Gerçekten bizim yani turist şeyimize uymayan görüntüler falan da var orada yani. Bu senin simgendir ya. Biraz bakarak olacaksın yani. Baktıracaksın. Ben bilmiyorum ben. Temizlik tertip meselelerinde de acayip durumdayken. Yani. Oradaki insanlar geçerken yolunda tut seni içeriye çekerler. Abi gel filan yani. Bunlar var. Çok olay var yani. Gerçekten yapılması, yani halledilmesi gereken, düzeltilmesi gereken çok şeylerimiz var bizim. En başta sorduk ya birbirimize burada AB'ye biz hazır mıyız diye. Yok ki AB dünyanın en şeyi toplumlarının ama ileri düzey toplumdan bahsediyoruz. Yani bunların halledilmesi lazım gerekir abi. Yani bisiklet yolu yaparlar mesela Girne içinde bisiklet yolları var. Gidelim şimdi bakalım.
Hepsinin üstüne araba park edilmiştir. Yani bizim kafamızda öyle bir şey yok. Yani sürücülerin kafasında yok. Motorcuya bir şey saygısı olsun, bir seçe saygısı olsun. Bu eğitimle alakalı. Yoktur işte. Yani gerçekten. Bizim kafamızda öyle bir düşünce yoktur yani. Bir set olur. O ne ya filan. Nedir böyle? Şimdi yeni yeni biz ama nedir? İşte her belediye görüyoruz şimdi. Her belediyede de konsept olarak tabii çıktı ortaya bu. Bisiklet yolu, yürüyüş yolu, slow city. Çünkü ya ne slow city siz? Şimdi 10 bir... kat apartman diyor ki adam slow city dersen sonra sana. Şimdi bir trend oluştu bu bisiklet üzerine. Şimdi bazı belediyeler de dediğin gibi işte buna eğildi ama sorun şu, ben baktım devlet burada bir uluslararası bisiklet organizasyonu yapıldı. Devlet 2 milyon TL harcamış ona. 2 milyon TL harcadı devlet. Artı sponsorlar falan 3'ü geçmiştir muhtemelen. Neyse devletin harcadığı 2 milyon tut. Al. Adam gibi içinde şeyleri de olan nedir? Bir set parkurda olan bir park yapan ya 2 milyon TL görsel şova attınız. 3 milyon yapılabilir. Yani para var demek ki ama kullanmayı beceremeyim. Abi dün evvelsi gün Rum tarafında bir işim vardı gittim. Bir tane şey gördüm, bir set yolu gördüm. Böyle yılan gibi uzanır, derenin yanından gider tamam böyle inanılmaz. İşte o parktır. Bütün şeye kadar gider. Bütün Lofaç'a gider mi o park? Derenin kenarından 23 kilometredir. İnanılmaz güzel bir şey o. Ne trafikle ilgisi var onun, ne yürüyüş parkuru ve bisiklet yolları parkuru. Geçen ulaş orada. Yani trafikle var. Mesela biri biter, yol geçer. Ama benim nasıl bir saygı var? Yani senin çıktığın gördüğü anda hemen atılaman da yola. Yani bariyerden kesmişler. Çıkan, dönen hafif ve yola gireceğim. Senin çıktığın gördükleri anda ki geçebilir çok rahat daha iki araba hemen dururlar, beklerler. Ya yürüyüş, ya köpeğini gezdiren, ya bisikletten geçer gider. Yani o kültür orada var. Diğer tarafta o i̇şte biz de bunları, oturmuş durumda. Bunlar lazım bize de geçsin, bize de seyret etsin. Belki göre göre öğrenecek herhalde. Görüp öğrenemiyoruz çünkü burada yok zaten uygulayalım. Yani orada görürük. Aslında yani... İşte Lefkoşa Belediyesi mesela böyle işte girebilirdi ama Lefkoşa Belediyesi derdi başından aşkın. Özkan Yorgancıoğlu iki güzel düşüncesi vardı başbakanlığı döneminde. Birini gerçekleştirdi, birini gerçekleştiremedi. Biri şeydi, uyuşturucu konusu ki en azından bir komite kurmayı başardı vesaire. İkincisi de jet gaz var ya, oradan Taşınköy'e kadar olan bir bölüm var. Askerin de içinde olduğu. Evet, evet, evet. Oraya... Çok güzel bir milli park tarzı bir yer düşünüldü, yeşillik, dere de geçer içinden falan, yürüyüş yolları, bisiklet yolları falan öyle. Harika bir fikir bence. Öyle bir proje kafasında vardı, ömrü yetmedi. Gerçi o makamda da olsa bence yapamayacaktı zaten ama. Orada o arazi kim birindir bir bardak, bir de o var. Yok devletindir. Devletindir. Devletin arazisi. Bu... Hatta bir tarafı Gazeteciler Birliği'ne verildiydi. Ha işte şey var orada. Evet. Orayı... Ondan sonra Gazeteciler Birliği'nden aldılar falan. Okullar olacaktı bir ara. Benim evim de orada olduğu için bilirim. Merak ettiydim bir dönem araştırdım. Bütün meslek liselerini oraya toplayacaklardı. Bir proje vardı. O da olmadı. Abi, sanayiye ne güzel yakın. Şey. Ne güzel bir fikir bu fikir. Ama öyle bir park fikri vardı. Hakikaten harika bir fikir bence bu. Çok güzel yani. İhtiyacımız var zaten. Kesinlikle vardır abi. Kesinlikle vardır. Ama dediğim gibi yani sen ya tamam bir mentalite de tabii. Hadi yaptın temiz tutma ve bakım bakma meselesi. Yani biz bugün tamam işte bilin. Ya çok oldu böyle olaylar yani 100 defa haber yaptık bu konularda. İşte çocuk parkları, granlar mesela içeri gırırda kırırlar. Yani onu geçtim heykelleri kırırlar zaten artık yani. Böyle şeyler var abi yani. Çünkü oralarda otorite olması lazım. Yani belediyenin bir bekçisi olması lazım. Kesinlikle. Bir gündüz bir gece yani orada insan olması lazım. Hani şey derler ya bu su personeli ne olacak şimdi? Ya kullanabilin ya başka yerlerde. Aktar. Aktar. Aktaraman tabii ama yani aktarman lazım. Ya bir formül bulunur yani. Bir aktar şey parklara şey olsun. Dokunamam edemem ya. Neyse dokunamam. Dokunmak zorundasın. Bazı şeyler değil mi yani? Aslında abi, şey konusu da. Şey konusunu konuşmadık aslında. Bu Armancı'nın sigara konusunu. Sigara bağlı sigara olması konusunu. Biraz galiba o konuda Armancı'yı savunacak bir şey bulamadım ben. Ben çok şey yapmadım yani söyleyeyim sana. Çok bu kadar tepki gösterilmesin. Sen sonuçta yasal bir şeydir yani. Yasal var. Bir şeydir. Tepki gösterilmesinin sebebi şudur. Yani hiçbir Lefkoşalı 855 kişinin yükünü çekmek zorunda değil. İşte o da tartışması, tartışılan yani, konu. Tartışılan konu. Ben sigara içmem %40 yapın isterseniz fark etmez ya ama. Beter olun ha. Ben daha çok sevinirim ama yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Yani yasa sana yetki verir diye
Yani bu o zaman araba satıp satışlarından alabilin, başka bir şey satanlardan alabilin filan. Bu yani o adamlar para alsın diye demektir bu. Hayır, bunu yapıyor zaten. İşte vergileri artırıyoruz, tabela vergileri falan filan. Tümünün kökünde hizmet yok. Belediyenin 855 çalışanının idamesi var. Yani lüks idamesi hatta. Yani işte lüks dediğimde bayramlığı, seyranlığı, kıyafet parası, şusu busu. İşte son 1 Mayıs'ta ödeneğini 2 gün önce, yani biz Sayın Başkan'a konuştuk, geçen gün muhabbet ettik bu konuda da 2 gün önce ödemedi diye, yani 29'unda ödemedi diye grev yaptı mesela sendika. Böyle şeyler oluyor. Zaten bu sendikal anlayış artık çöktü. Vatandaşın sendikalara bakış açısı yerlerdedir. Hani tamam bassana da, aynen siyasete de. Ama sendikalar da çok büyük yara alıyor bu kesinlikle, tutumlarla. Kesinlikle. Yani bu dediğin çok doğrudur. Siyaset, sendika ve basın şeyi yerlerde de şu an yerlerde tepinir ve güven de çok aşağıdadır. Ama sendikacılar da kendilerini bundan ayırmasınlar. Zaten seçimlerde de belli oldu bu. Yapılan eylemlerde de belli oldu. Yani çok şekilde özellikle öğretmen sendikalarına çok tepki var mesela bilin. Ve bir gün başka bir gün başka söyleyin. Aynen hükümetler gibi. Yani bazı sendikalar bilin bazı partilerin arka bahçesidir. Yani o hükümet iktidarıyken o bir ses çıkmaz. O gidince ses çıkartmaya başlarlar. Böyle durumlar vardır. Sonuçta bir Denmark skandalı falan çıktı mesela. Öyle skandallar da var. Yani dediğin gibi sendika anlayış da kendini yenilemek zorundadır. Ama zaten baktığında hani eleştiriler, siyasetçiler koltukta oturur diye. Gene her biri 15-20 yıldır şeydir. Evet. Yani ya genel sekreter ya başkan. Aynen öyle. Aynen öyledir. Bence ona da sınırlama yapılması lazım. Yani 4 sene, 5 sene yapsın bitsin değil mi? Yani böyle değil mi bu iş? Madem siyasetçiler... Bu yanlış bir şeydir yani. Birinin bir kurumun başında yıllarına oturması yanlıştır. Olamaz yani. Olmaması lazım gerekir böyle bir şeyin. Sahiplenir bir süre sonra. Hem sahiplenir hem de çevre çıkara dönüştürür bu işi. Ama sendikanın zaten ben bir zaman anlamazdım da. Hala daha anlamam. Ben sendika başkanı olsam hayatta siyasete girmeye çalışmam. Bazıları çünkü girmeye çalıştı, girdi. Basamak hatta, görür. Basamak görür bunu ama o sendikadaki güç... Hem ekonomik, hem işte örgütsel güç nerede var siyasetçide? Belki sallanır ya. Yani siyasetçi bir telefondan gider. Bir telefondan gider. Sen en güzel makamdır siyasette başkanlık, doğru. Sendika başkanlığı. Baktığında evet. Ciddi de meblalar var üyelerden gelen. Çok güçlü bir şey. Yani tabii yani. Ama yani aslında bunu konuşurken şeyi konuşmak lazım. Yani hiç işçi düşmanlığı ya da çalışan düşmanlığı yok değil bu ama şey. Ülke gerçeklerine göre artık o gaz alınmış hak ya da o tip şeyleri tekrar bir göz. Yani mesela Lefkoşa Belediyesi örnektir ya da tüm belediyelerdeki kazanımlar örnektir yani. İşçi adı üstünde işçi ödeneği işçiye verilir. Sokakta çalışan insana verilir. Belediyede oturan banka memuru gibi kişiye verilmez. Verilmez doğru. Bunu ayrışmak radikal işte, yöneticilerden radikal kararlar bekliyoruz. Bu radikal kararlarda destek olacak sendikal anlayışlar olması gerekir. Ancak bir şeyin düzelmesi için. Yoksa başka türlü. Herkes işte toplanacak. Bu işi. Çünkü biri yapacak o biri bozacak gene. Böyle bir durum var ya. Biri yapmaya çalışırken diğeri yok grev eylem yapacak. Veya işte neyse yapacak artık. Yani bir şekilde çakışacak bu durumlar. Hani dediğin gibi bu anlayışların artık değişmesi lazım gerekir. Değiştirmemiz lazım gerekir. Uyduralım. Yani ilerleyelim biz de artık. Yani o şey geçsin artık yani bence. Çünkü anlamı kalmadı bazı şeylerin. Gerçekten anlamı kalmadı. Aynen kapı sorunundaki bazı durumlar gibi anlamsızlaştı hayat yani burada. Çok anlamsız jargonlar, çok anlamsız nitelemelere vardır. İşte yani. Bu şeyden kaynaklanıyor. Çözemiyoruz ya hiçbir sorunu. Her şey... İşte siyasi iradesizliktir mesela hayat o yani. Siyasi iradesizlik. Tamam bu seçimlerde siyasi irade değişip şekillenebilir mi? İlk seçimlerde. Hiç sanmıyorum. Yani mesela Kurtlat Hoca getirir. Gelebilir tabii bunları ki. Bunları değiştirebilir mi? Değiştiremez bence. Nasıl değiştiremez ama? Bak yok ki değiştirilmesi istemez yani. Ben onun samimiyetine inanan bir insanım. Yani Kurtlat öyle bir insan değildir. Samimidir kesinlikle. Ben ekibi de o şekilde düşünüyorum. Çoğu öyle düşünüyordur. Ben çoğunu tanımam ama. Bu kafalarla, bu iradeyle, bu şekildeki bir durumla, bu sistemden olmaz yani. Zor. Çok zor bir şeydir yani bu. Yani bu... Tamam eğer bu seçmen... Özel sayı getirirse tek başına gazara. Çünkü kolay değil bu dönüşümü sağlamak. Hani gelirse demek ki buna destek veriyor seçmen. Bu dönüşüme değil destek ya. Veriyor. O zaman tamam, olabilir. Ya öyle bakarsak teorik olarak. Teoride evet olabilir tabii ki. Teoride o HDP de değiştirebilir. CHP de değiştirebilirdi. Teoride evet.
Neden değişsin ki? Pratikte yok. Hiç bundan beslenir o. Nasıl? Bak bir şey söyleyeyim sana. Şöyle bir şey var. Ya bugüne kadar bu ülkenin başına gelenler hepsi de tamam mı? Bir dolandırıcı, hırsız falan değildi yani. De, kötü anlamda söyledim. Amiyana tabii de söyledim bunu yani. İşinin galabın adamı olmayan hepsi de öyle değildi, öyle değildi yani. Çok evet. Da değil insanlar geldi yani. Evet. O insanlar da bir şey yapamadı. Ne için yapamadılar? Demek ki yapacak bir enstrüman bir şey yok ellerinde demek ki. Bazı durumlar olmuyor. Sistemler içerisinde olan bazı şeyler vardır. Bir şey yapamazsan, ya bak, bu aslında çok şeydir. Bir tane şeycik, falsocuk bile tamam seni bitirir. Emsal teşkil eder. Aa Aytuğa bu işi yaptın sen, da bana yapmayacaksın den. O da ona der, o da ona der. Ve böylece çöküş başlar. Çürüme başlar. Çürür yani hemen. Ya, sistem çok kolay şekilde çürür. Dolayısıyla yani başka türlü bir şeyde konuşalım. Başka türlü bir yere gelelim. Biz bir telefondan değiştirilen hükümetler istemiyoruz yani. Bağımlılıktan kurtulmak zorundayız biz. Yoksa bak ne oldu işte? Bir maaş tehdidi. Ne yapacak şimdi? Velev ki geldi Kutlat Hoca. Geldi partisinin. Bir şey değiştirmeye kalktı. Türkiye'nin Ulvi Çakalan'a aykırıdır bu durum. Ve bir telefon geldi size maaş vermiyoruz diye. Ne olacak o yüzde? İşe kendi toparlarsa veren, ona veren gerek halk, kalmayacak. O veren halk ne yapacak buna? Oy veren %45 halk. İlk onda dönecek sırtını. Öyle, maaş almazsan öyle. Tabii. O zaman ne konuşuruz o zaman biz? Benim onlar için en büyük dileğim çözüm ve federal Kıbrıs altında politik bir parti olmalardır. Umarım öyle olur. Evet. Bütün partiler için bunu söylüyorum. Onu da söyleyeyim ayrıca. Sendika ne demek? Çalışan hakkını savunan kurum. Sendikaları eleştirmek yerine o kurumları insanlarla dolduran kişileri eleştirin. Zaten öyle yapıyoruz zaten. Yani, hiç herhalde hiç duymadınız konuşmayın. Herhalde. Yani, ya, duymadım önce de. Lef Koşay'la ilgili çok eleştirimiz var eğer oysa şey. Ama diğerleri de fark etmez. 40 sene aynı kişiler seçildiğine göre herkes durumdan memnun ki gidip o kişilere oy veriyor. Çok güzel bir tespit. Zaten bunu tam konuşuyoruz. Kesinlikle. İnşallah değişir diyoruz her defasında da. Bu başta değişince de o değişimler de sistemin değişmesi lazım. Gerekiyor. Sistem değişsin. Bak 40. sene hükümet gelişmek. Umarım 40. kurulan hükümet, bizim tarafımızdan kurulan hükümet bir şey olur ya. Yani bu sistemin dışında bir hükümet olur. Ya, İnşallah belki. Olur. Bakalım. Şimdi son bir dakikamız var. Bir dakikayı şeye ayırdım. Leicester City, Çetinkaya, Galatasaray demeyeyim artık Beşiktaş. Nasıl Beşiktaş? Yarın da Gayman maçı var. Gayman bir kupa maçı var. Hı, o da var. Valla bak Beşiktaş'ı, yani ben bir Galatasaray olarak Fenerbahçe'nin tabii 4. yıldız atmasını istemiyorum. Ha Beşiktaş'ı sever miyim? Sevmem. Onu da söyleyeyim sana. Sen de Beşiktaş'çısın. Yani bir şekilde yenin ya. Yenmeye çalışın yani bizi. Yani zor gerçi ama. Bu halimizden bile zor be. Bir beraberlik şansımız daha var. Tabii Fenerbahçe oynar bu arada. Başakşehir oynar. Başakşehir. O da zor bir maç. Bir şey ya, Emre var falan filan var. Orada bir şey olmaz yani. Belli olmaz. Ben Beşiktaş'a inanırım. Bizim yok bir şeyimiz çünkü. Gerçekten yok yani. Yani zayıf. Bir zahiye yok yani takımda. Bence hiçbir şey yok yani. Beşiktaş'ın normalde sen bizi yenmezsin. Zaten normalde şampiyon olmak istesen kazanacaksın arkadaş. Nasıl Leicester City gitti, Manchester City dövdü. Arsenal'ı bilmem ne yaptı. Yani sen de öyle yapacaksın yani. Bu işi yapmak zorundasın. Nasıl Leicester City? Abi bence spor tarihinin en peri masalı olaylardan bir tanesi kesinlikle. %100 şekilde. Hele bir devlerin arasında yani düşün 32 ama milyon puan. Çok ilginç. Yani. İkinci sırada da Tottenham. O da ilginç tabii de. O da zengin takımdı. Tottenham zengin takım. Yahudi oligarşisinin takımıdır yani bakarsan. Yıllar da öyledir. Para yani şeyi düşünürük ya biz yani yel değirmenlerine karşı savaşı gibi bir şeydir ya bu. Devlere karşı savaşıdır yani işte. Adamlar çıktılar ve gerçekten futbol asla futbol değildir. İspatı budur işte. Leicester City'nin şampiyonluğu. Futbolun beşiğinde olması bu. Evet. En anlamsız zaten odur. Adamlar çıktılar. Bu şampiyonluğu söke söke aldılar. Hadi yaşayın bana Manchester United zamanında değildi. O biri değildi. Fark etmez bu. Manchester var. Diğer City var. Chelsea var. Arsenal var. Liverpool var. Bence yani ben çok sevindim. Tek ortaklıklarımız Liverpool taraftarı olarak. Liverpool'dur ikimizin. Evet. O da kupayı alacak herhalde. İnşallah. Liverpool iyi. Liverpool geleceksen şampiyon olabilir. Gerçekten olabilir. Yani hoca süper zaten. Klopp güzel adam. Takım da tamamdır. Leicester City bozulmazsa eğer. Ama kesin bozulur. Parlayan yıldızlar işte, gidecek. Bak ama hep böyle bekledik ha. Bilin parlarken hemen gider. Leicester City de işte ikinci yarısı, ligin ikinci yarısı başladığında bunlar biter ya. Yani yapamazlar bu işi dedik. Yaptılar. Şimdi mesela Ryanair'e ne der? Yeni bir adam alacak değilim ben der. Aynı takımı tutalım. Baktığın zaman da
Efsanesin ya. Yani Leicester City'de bir efsane, bir kadrodasın sen şu an. Efsanesin yani. Şimdi çek oradan git Juventus'a. Forma için şey yap, savaş. Ya da Liverpool'a git, bilmem nereye git. Yani oradan çıkıp. Savaş. Zaten şampiyon takımdasın. Ne için ayrılasın ki yani baktığında? Ben öyle düşündüm. Belki evet. Öyle olacak. Peki. Çetin Kaya için üzgünüm, üzülürüm ama alayamam. Yani. Evet. Bakalım hafta. Cumartesi galiba. Yarındır şey. Yarın Kaymaklı Yeni Cami. Güzel maç. Yeni Cami geçen hafta sürprizini yaptı. Bakalım bu hafta kendi kupayı alabilecek mi göreceğiz. Evet, son 1-2 dakikayı da böyle sporumuza ayırdık. Hem bir elli spor hem spor değil aslında, futbol olmuş. Çok da yaparmışsın. Sen gerçi yapan sporda biz yapmayız. Arada sen yapan görürüm seni. Bir başlık bir heyecanla. Basket böyle. Oynarım. Bir heyecandan görürüm seni. Selfiler, merfiler başladık. Sonra meyhaneden selfie. Tabii. Ben çekmem ama. Peki. Efendim hafta sonu geldi. Herkese iyi tatiller dileyelim. Biz programı bugün noktalıyoruz. Pazartesi günü de devam edeceğiz kaldığımız yerden. Pazartesi bir aksilik olmazsa Sayın Mehmet Armancı stüdyo konuğumuz olacak. Lefkoşa'yı tabii ki konuşacağız. Her zaman söylediğim gibi hafta sonu olası tüm gelişmeleri yine Diyalog TV ekranlarından sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Herkese iyi tatiller. Görüşmek üzere.